Arkadaşlar merhaba, yoldu.com'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Aydın. Bugün sizlere daha önce bilgilendirdiğim konunun detaylı bir bilgisini vereceğim. Neyi vereceğim? AliExpress vergi oranları hakkında bir bilgilendirme yapacağım. Biz bunu daha önce anlatmıştık. Çok detaylı bir içerik hazırlamıştık sizler için. Videolu bir içeriğimiz. Onu da sağ üst kısımdaki kutuya tıklayarak gidebilirsiniz. Ben bugün sizlere 100 TL üzerinden gideceğim. 100 TL'lik bir ürün alırsak bu bize kaç paraya patlar, bunu anlatacağım. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi geçtiğimiz senelerde piyasayı canlandırmak amaçlı bir vergi gelmişti yurt dışından ürün alımlarına. Neydi bu? Yurt dışından bir ürün getirirsek, Avrupa Birliği dışından getirirsek %20 kadar gümrük vergisi geliyordu. Bunun yanında damga vergisi ve gümrük sunum ücreti diye çeşitli vergilendirmeler vardı yine. Şimdi ben sizlere 100 TL'lik bir ürün alırsak bize kaç paraya gelir bunu anlatacağım. Tabii ki üründen ürüne göre de değişiyor. Tüm vergileri katarak işin içerisine sizlere öyle anlatacağım. Tamamen bir örnek üzerinden gittim. İstiyorum bunun için. Bir akıllı saat alacağım ve akıllı saatin değeri 100 TL yani 100 lira. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bunun için alışverişimizi yaptık AliExpress üzerinden ve ürün kargoya çıktı. Ürün kargoya çıktıktan sonra bekliyorsunuz. Ürün posta dağıtım merkezine geliyor. Hangi ildeyseniz oranın posta dağıtım merkezine geliyor. PTT'nin dağıtım merkezine. Ne zaman geldiğini PTT'nin kargo takip ekranından, gönderi takip ekranından takip edebilirsiniz. Onunla da ilgili bir video çekmiştik. Sağ üst kısımda kutuya tıklarsanız o videomuzda rahatlıkla izleyebilirsiniz. Bakıyorsunuz aldığınız ürün posta dağıtım merkezine geldi. Posta dağıtım merkezine gittikten sonra orada ücretlendirmeniz çıkıyor. İlk olarak 2021 yılı itibariyle gümrük sunum ücreti 8 TL, bunu bir artı olarak veriyorsunuz. Daha sonra damga vergisi geliyor 0.80 kuruş, bunu da gümrüğe veriyorsunuz. Bir de aldığımız ürünün %20'si kadar gümrük vergisi var. Hangi ürünü alırsanız alın yani 100 liranın %20'si 20 TL yapıyor. Siz bunu da veriyorsunuz. Toplamda 28.80 kuruş vermiş oldunuz. Şimdi bir de ÖTV vergisi var. ÖTV özel tüketim vergisi. Bunu da belirli ürünlerde vermeniz gerekiyor. Yani hangi ürünlerde derseniz yurt dışından gelen arabalarda var en baş olarak. Mücevher takı ürünlerinde bir ÖTV var. Aynı zamanda kürk vesaire tarzı giyim ürünlerinde ÖTV var. Bir de çevreyi doğayı kirleten şeylerde ÖTV var. Mesela benzinde. Eğer aldığınız ürün bunlardan birine giriyorsa ÖTV vermeniz gerekiyor yine sizin. ÖTV'de %20'si kadar. Yalnız şöyle bir şey var. ÖTV gümrük vergisiyle birlikte fiyatlandırmanın %20'si. Yani nasıl bir şey derseniz 100 TL ürün 20 TL gümrük vergisi 120 TL. 120 TL'nin %20'sini alıyor. Yani 24 TL olarak sizin bir de ÖTV vermeniz gerekiyor. Eğer ürün ÖTV'ye dahil ise. Bu alışveriş bize kaç paraya patlamış oldu? Kısaca şöyle anlatayım. 100 TL ürün, 20 TL gümrük vergisi, 24 TL ÖTV vergisi, 8 TL gümrük sunum ücreti, 0.80 kuruşta damga vergisi. Toplam ürün bize 152 TL 80 kuruşa geliyor. 52.80 kuruşta bizim ürün için vermiş olduğumuz vergilerin toplamı. Bu ücreti orada PTT'ye ödüyorsunuz ve ürününüzü alabiliyorsunuz. Bir daha sadece vergileri anlatıyorum ki iyi anlayabilirsiniz diye. 100 TL'lik bir ürün için %20 gümrük vergisi ödüyoruz. Yani bu 100 liranın 20 lirasına tekabül ediyor. 100 TL'lik ürünümüz eğer özel tüketim vergisine yani ÖTV'ye dahil ise %20'de ÖTV ödüyoruz. Fakat ÖTV'yi gümrük vergisi fiyatı üzerinden ödüyoruz. Yani 120 TL üzerinden ödüyoruz. O da 24 TL oluyor. 8 TL gümrük sunum ücreti ödüyoruz. Aynı zamanda 0.80 kuruşta damga vergisi ödüyoruz. ÖTV dahil olarak vergilerimiz 52 lira 80 kuruş gibi bir ücret çıkartıyor bize. Eğer aldığınız üründe ÖTV yoksa 28,80 kuruş gibi bir ücretimiz çıkıyor. Siz sadece vergileri gidip PTT'ye veriyorsunuz ve ürününüzü alıyorsunuz. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Sizlere AliExpress'ten 100 TL'lik bir ürün alırsanız kaç TL vergi ödersiniz bunu anlattım. Çekim yaptığımız stüdyomuzun yan tarafında inşaat var. Harfiyat sesleri gelebilir size. Kesme, biçme, demir, vurma sesleri vesaire. Bunları mazur görün lütfen bugünlük. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.